Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda joystick modülünü kullanarak servo motor kontrolü yapacağız. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda potansiyometre kullanarak servo motor kontrolü yapmıştık. Bunda ise joystick kullanarak servo motorumuzu kontrol edeceğiz. Aslında işleyiş olarak birbirlerine benziyor bu modüllerimiz. Gelin birlikte hemen başlayalım projemize. Arduino Uno ile çalışmamızı başlayabiliriz. Şöyle koyalım. Bir tane servo motora ihtiyacım var. Arama kısmına servo yazıyorum. Servo motorumu aldım. Bir tane de joystick modülü. Evet, onu da aldım. Şimdi arkadaşlar, şöyle yaklaştırayım, daha net görün. Joystick modülümüzde 5 tane giriş var. Bir tanesi 5 volt girişi, bir tanesi GND yani eksi girişi, bir tanesi buton girişi, yani üzerine bastığınızda buton görevi gören bir yapı var joystick'imizde. Birisi yatay, diğeri de dikey, eksen hareket kontrol girişi. Şimdi elinizdeki modele göre bu girişlerin sıraları değişik olabilir. Fakat burada kullandığımız modelin gösterdiği şekil bu şekilde. Biz buna göre kuracağız. Fakat benim elimde somut olarak kullandığım joystick modülümde sıralama çok daha farklı. Fakat bu herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Mantık sabit. O yüzden herhangi bir şeyi dert etmenize gerek yok. Servo motorumuzu bağlayarak başlayalım. Servo motoru geçen hafta bağlamıştık. Yani kullanımını biliyoruz. Siyah olan eksiye gidecek. Kırmızı olan artıya gidecek. Sarı olan ise dijital pinlerden bir tanesine, yani şu an için 8 numaralı pine ben götürüyorum. Gitti. Burada joystick modülümün sadece bir tane girişini kullanacağım. Yani ya vertical ya horizontal ya da VRX, VRY de yazabilir. Modele göre değişiyor dediğim gibi. Bunlardan sadece bir tanesini kullanıp bununla kontrol yapacağım. Ama ikinci bir taneyi kullanmak isterseniz bu sizin isteğinize bağlı. Yani kendiniz bilirsiniz. VCC'yi aldım. Bunu 5 volta götürüyorum. Buradan 5 volt girişi sağladım. GND'den eksiye giriş sağlıyorum. Evet, bunu da bağladık. Ben burada horizontalı kullanacağım. Yani X eksenini kullanmış olacağım. Bunu da analog pinlerden bir tanesine, birinci sırada gelen A0'a bağlıyorum. Şu şekilde düzeltmemizi yapalım. Evet. Şu artıya gidenleri kırmızıya çeviriyorum. Karışmasın. Eksiye gidenlerim de siyah olsun bu devrede. Analog pine giden değerim de kablomda mavi olarak kalabilir. Arkadaşlar devrem bu şekilde. Şimdi kodlama kısmına geçiyorum. Mblock programını açıyorum. Düzenle kısmından Arduino kipi dedim ve şu ekranı elde ettim. Yapacağım işlem her zamanki gibi standart Arduino programı bloğunu koymak. Bu bloğu koyduktan sonra işlemlerimin sürekli olarak tekrar edebilmesi için kontrol menüsünden sürekli tekrarlayı alıyorum. Daha önce yaptığımız videoda, yani bir önceki hafta yaptığımız videoda potansiyometrenin 0 ile 1023 arasında değer aldığından bahsetmiştik. Aynı olay joystick modülü içinde geçerli. 0 ile 1023 arasında bir değer alıyor. Ben 0 ile 1023 arasındaki değeri 0 ile 180 değerine dönüştüreceğim. Yani servo motorumun açılarına dönüştüreceğim. 0 1023'ü 0 180'e dönüştürüyorum. Yani tam ben 1023'lük değeri elde ettiğimde 180 derecelik açıya gelmesi lazım. 0 değerini elde ettiğimde 0 derecelik açıya gelmesi
gerekiyor. Şimdi bir değişken oluşturmam gerekiyor. Veri blok kısmından bir değişken oluştur diyorum. Oku diyorum. Burada verdiğiniz ismin bir önemi yok. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Oku değerim bizim joystick'imizden aldığımız değer olacak. Joystick'imi ben hatırlarsanız 0 analog pinine bağlamıştım. Yani A0'a bağlamıştım. Joystick'in değerini okudum ve oku değişkeninin içerisine attım. Evet. Şimdi servomun açısını ne yapacağım? Servo pini açısını. Servoyu da 8'e bağlamıştık. Siz kaça bağladıysanız o değeri veriyorsunuz. Servomun açısını şu şekilde bir çarpma işlemi kullanarak belirleyeceğim. Oku değerimin 1023 bölü, özür diliyorum, 180 bölü 1023, yani 0.176 ile çarpılmasından elde ettiğim sonucu yapsın. Servo motorumun açısını joystick'ten okunan değerin 0.176'sı ile çarpsın, yani dönüştürsün ve bu şekilde açıyı belirlesin istiyorum. Bu işlemi her 0.1 saniyede tekrar etsin diyorum. 0.1. Eğer programınız, daha doğrusu kurduğunuz devreniz hatalı çalışıyorsa ya da tam istediğiniz verimi vermiyorsa, en başa servonuzun değerini 90 yapabilirsiniz. Yani 8 servo pin açısını 90 olarak belirleyebilirsiniz. Başlangıç değeri 90'dan başlarsa sorunsuz başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan kartlardan ilgili kartınızın seçili olması lazım. Uno kullanıyorsanız Uno, Mega kullanıyorsunuz, kullanıyorsanız Mega seçili olmalı. Bağlan kısmından da seri port, bağlı olan portu seçiyorum. Daha sonrasında Arduino'ya yükleme yapıyorum. Yüklememiz bitti arkadaşlar. Gelin birlikte devremizin nasıl çalıştığına bakalım. Evet arkadaşlar, devrimimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sizler de bu projeyi uygulayıp farklı yerlere adapte edebilirsiniz. Farklı uygulamalara entegre edebilirsiniz. Artık hayal gücünüze, kullanım amacınıza kalmış bir durum. Bu ders için söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.